Hoş geldin. Merhaba. Sesim geliyor değil mi şu an? Geliyor. Tamam. Hoca birazdan, bir 2-3 dakika sonra yayına girecek muhtemelen. Onu beklerken ben biraz hocadan bahsedeyim. İzmir Diş Hekimleri Odası'nda görevli aslında, oranın üyesi. Ve sanırım oranın disiplin kurulu başkanı aynı zamanda. Ege Üniversitesi mezunu. Almanya'da doçentliğini almış, doktorasını yapmış daha doğrusu. Ve Ege Üniversitesi'nin ilk pedodonti doçenti. Sanırım 2001 yılında kurduğu bir dernekle de 2001'den beri engelli çocukları tedavi ediyor. Sorduğunuz soruları toparladık. İşte yaklaşık 10-15 tane soru geldi. Bunları tek tek hocaya soracağım. İnşallah da böyle güzel bir yayın olur. Ya ben hocayı çok sevdim aslında konuştuğumuzda. İnşallah siz de yani çok seversiniz ve umarım sizi etkiler, konuşma işinize yarar. Ben TDB Kongresi'nde ilk dinlemiştim Ertuğrul Hoca'yı. Ve ya ben çok etkilendim açıkçası. Gösterdi işte görüntüler vardı. Bugün onları gösterme şansımız olmayacak. Yani görüntü kalitesi düşer diye düşündük. O yüzden gösteremeyeceğiz. Ama YouTube'dan veya TRT'nin arşivlerinden de bakabilirsiniz. Ya eminim birçoğunuzu çok etkileyecektir. Etkilemeyen olursa da umarım bir gün etkilenecek noktaya gelir. Yani çok önemli şeyler çünkü bence hani bu insani yardım gibi şeyler. Hani hekim olmanın bir numaralı İnsan şey. olmanın olabilir mi? Efendim? İnsan olmanın olabilir mi? Hekim ol. Evet, aslında hekim olmaktan ziyade insan olmanın kilit noktası gibi bir şey yani. Evet. Ya zaten insan olamayan hekimler de umarım yoktur. yokmuş. Evet, buradan soru sorulabiliyor sanırım, değil mi? Soruluyor ama 10-15 tane sorun varsa bence bu sorulara bakma. Hiç. Ha, tamam o zaman. At gitsin. Tamam. Hoca şimdi bağlanır herhalde kısa bir süre sonra. Merhaba hocam. Hocanın mikrofonu kapalı sanırım şu an. Evet, hocam kendi ekranınızdan mikrofonunuz kapalı. Ekranın sol Geldi mi? altında Duyabiliyor musunuz? geldi şu anda geldi. Duyuyoruz hocam. Geldi mi? Evet. Evet. Evet, buyurun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ya öncelikle ben şey söyleyeyim. Biraz geç size aslında ulaştık. Evet. Ama iyi ki kabul ettiniz. Bence bu hafta ya en azından benim bildiğim bir tek siz vardınız hani bu konuda çalışmaları olan. Yok, Ve var. en anlamlı konuşma bu olacaktı diye düşünüyorum. O yüzden ben çok mutluyum yani kendi adıma. Pardon. Hocam sizin hayatınız nasıl gidiyor bu günlerde? Biz işte böyle online konuşmalar üstünden ilerletiyoruz. Sizin için nasıl geçiyor? Valla online konuşmalar ben ilkini gerçekleştiriyorum şimdi bunu. Tabii. Ama bu canlı da olabilir, live de olabilirdi. Ne zaman isterseniz davet edin. Hangi üniversite olursa olsun. Geçenlerde sizin İstanbul'dan Aydın Üniversitesi davet etti. Aydın Üniversitesi'ne gittim. Orada verdim 71 dakikalık konferansımı, belgeselimi. Yani bu işler düzelince size de gelirim. İstediğiniz şeyi istediğiniz şekilde söylerim. Hiç önemli değil Hocam ben de Aydın Üniversitesi'nde ikinci sınıfım. benim. Ama benim haberim yoktu. Keşke Aa. bilseydim. Tamam. Önemli değil. Aydın Bilseydim. Üniversitesi ayrıca bundan 3 ay önce falan Kocaeli'nde beraber çalıştık engellilerle. Öyle mi? Şimdi hocam başlamadan önce sanırım sizin yakın bir arkadaşınız, TDB Disiplin Kurulu Başkanı Evet. Mustafa Oral hocamız. O kaybettik onu defaatle. Onu maalesef işte koronavirüsten kaybetmişiz. Evet. Buradan herkese
yani ailesini, sevenleri başınız sağ olsun demek istiyorum ben. Sağ ol canım. Sağ ol. Gerçekten başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sanırım sizin de İzmir Odası'nı birlikte kurduğunuz bir arkadaşınızdı. Yani uzun yıllar beraber çalıştık. Aşağı yukarı yani 85'ten falan beri beraber çalıştık kendisiyle. Allah rahmet eylesin diyelim. Hocam şimdi biz sorular sorduk. Yani daha doğrusu size sormak istedikleri soruları sorduk öğrencilere. Tamam. Onları tek tek soracağım ama önce isterseniz siz biraz kendinizden bahsedin sorulara geçmeden. Tamam. Ben 1952 İvrindi, Balıkesir'in küçük bir ilçesinde doğdum 52 yılında. İlk öğretimi Balya'da. Gene İvrindi'ye çok yakın bir ikinci bir kasaba var Balya. İlk öğretimi okulunu orada bitirdim 64'te. 64'te bir sınava girerek daha önce İzmir Koleji adı altında Bornova Anadolu Lisesi vardı. Oraya geldim. Balya ilk öğretim okulundan sonra. 64'den 71'e kadar orada okudum. Orta okulu ve liseyi orada okudum. 71'de İzmir'de Ege Üniversitesi Teknik Fakültesi'ne girdim. Hatta ikincilikle girdim. Birinci arkadaşımız ayrıldı ama en yüksek puanlı girdim ben fakülteye. 76 Eylül Ekim'inde de mezun oldum. Birkaç ay gecikmeyle. 76'nın Aralığında da evlendim. Yine sınıf arkadaşım Seher Bozer'le evlendim. Ve 9 Mart 1977'de Almanya'ya gittim eşimle beraber. Orada uzun yıllar çalışan dayım vardı. Orhan Özdemir, Doktor Orhan Özdemir. Onun davet üzerine gittim. Orada çalışmaya başladım. Yani 78'in, 77'nin 1 Nisan'dan, 1 Mayıs'tan itibaren orada resmen çalışmaya başladım. Bir güzel bir klinikte çalışmaya başladım. Serbest diş hekimi olarak, asistan diş hekimi olarak. 79'a kadar öyle devam etti. 79'da Giesen Lüsus Yibik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti bölümünde doktoraya başladım. 83'te doktoram bitti. 83'ün başında, Ocak ayında şöyle karlı günlerde Türkiye'ye eşimle beraber kesin dönüş yaptım. Ve Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde o zamanları diş hastalıkları tedavisi vardı, tedavi bölümü vardı. Periodonti yoktu o zaman. Orada aşağı yukarı 18-20 ay volonter asistan olarak gönüllü çalıştım. Sonra kadroya geçtim. Araştırma görevlisi kadrosuna geçtim. 1988'de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk periodonti doçentiyim ben. 88'de Hacettepe'de doçentiyim verdim periodonti anabilim dalında. Hemen hemen hiç kayıpsız 92-93 yıllarında profesör kadrosuna atandım. Hemen 98'de doçent olmaya yakın olduktan sonra kurulan periodonti anabilim dalında kurucu yerden biri olarak rahmetli Profesör Doktor Bora Altınel Ataman'la beraber kurucular arasında yer aldım. O gün bugün devam ettim ama artık yaş haddi nedeniyle geçen yılın Temmuz'unda, 2 Temmuz'unda emekli oldum. Şimdi de işte korona nedeniyle evde biraz oturuyorum. Muayenehanem var Alsancak'ta. Kapalıyız tabii şu anda. Kendimizi koruyoruz. Ama gene ağrılı hastalarına falan gidiyorum bazen. Mesela dün bir çocuk vardı, oraya gittim. Yani günleriniz böyle geçiyor. Hocam iyi ki dönmüşsünüz. Ben ilk önce onu söyleyeyim. Sağ ol canım. Şimdi ben sizin hakkınızda araştırma yaparken 2001'de bir dernek kurduğunuzu gördüm. Evet. Siz bu gönüllülük çalışmalarına dernekle birlikte mi başladınız, evet, yoksa ondan öncesi de var mı acaba? Evet, vardı. Almanya'da 1977 yılının Mart ayında gittiğim Almanya'da ben Frankfurt'un, Hessen eyaletinin Frankfurt şehrinin aşağı yukarı 80-100 kilometre kuzeyinde Herborn diye küçük bir kasaba var. Orada çalışmaya başladım. Orada bir de çocuk psikiyatrisi hastanesi vardı. Yetişkin psikiyatrisi ve çocuk psikiyatrisi vardı. Tabii Almanya'da bizim ülkemizdeki gibi devletin diş hekimleri yoktur. Vardır, sadece okul diş hekimlikleri vardır. Onlar da koruyucu diş hekimliği hizmetlerini götürürler okullarda. Hekimlerden, diş hekimlerinden hizmet satın alır sistem. Tabii hizmet satın almak için de
diş hekimine gitmesi lazım engelli çocukların falan. Alman meslektaşlarım pek istekli olmadılar bunları tedavi etmeye. Ben birkaç tane tedavi ettim. Baktım iyi gidiyor işler. Ben de bir de hızlı bir diş hekimim, seri çalışan bir diş hekimiyim. Eşime şeye söyledim, şefime söyledim. Ben de bunlara bakabilirim. Tamam dedim. Bakmaya başladım. Yani pratik olarak 77 işte, Nisan 1'den itibaren falan engelli çocuklara bakmaya başladım Almanya'da. Çok da güzel gitti. 80'e döndükten sonra bizim okulun eski bir çok eski bir otobüsü vardı. İçinde iki tane de üniti varmış bunun. Hurda durumdaydı otobüs. Yani yerinden kaldırmak çok zor oluyordu otobüsü. O zamanlar da belediyelerin kendi garajları vardı. Her türlü otobüs motorunu indirip bindiriyorlar Bornova'nın İstanbul çıkışında. Tamirhanede bu otobüsün her tarafını toplatıp arkadaşlarıma, daha önce tanıdığım arkadaşlarıma, Bornova Belediyesi'ndeki arkadaşlarıma lastiklerin, aküsün her şeyini ayarlayıp sağa sola gitmeye başladım. Otobüsün girmediği yerlere kendi özel arabamla, işte arabası olan stajyerlere 3-5 kişi onlara koyarak gitmeye başladık. O zaman İzmir'de 5 veya 6 tane engelli eğitim merkezi vardı. Veya Dağköy'den çıkmaya başladık. Devam ettim. Yani o arabamın bagajına sığacak küçük bir ünit yaptırdım. Şezlongumuz var. Yazık bir şezlong buldum. Eşimin muayenehanesi açılmıştı 1983'te. Onun muayenehanesinin tümünü, yani ünit ve fotoğraf hariç, röntgen hariç, bazen röntgen alıyordum. Hafta sonları paketliyorduk, sandıklara koyuyorduk. Dağlara ve engelli merkezine gidiyorduk. Pazar günü akşam getirip yeni yerleştiriyorduk. 83'ten aşağı yukarı işte 2001'lere kadar bu şekilde gitti. Baktım olmuyor, yani şöyle olmuyor. Tabii ulaştığımız hasta sayısı çok düşük o zaman. 5 kişiyle 10 kişi neyle ulaşacaksın? 2001'de de Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği'ni 8 veya 10 arkadaşla kurdum. Zaten son yıllarda yani 1982'den bu yana Türkiye'de diş hekimleri ve hekimler tükaka oldular. O zamanın askeri cuntası ve sonraki gelen iktidarlar hekimleri, zaten diş hekimlerinin esamesi okunmuyordu o zaman da. Hekimler, diş hekimleri de yanlarında işte para gözlü, dolar gözlü, o zaman mark vardı, mark gözü, sonradan euro gözü insanlar oldular bu ülkede maalesef. Hekimlik ve diş hekimliği çok büyük bir seviye kaybına uğradı. İşte bunu acaba birazcık toparlayabilir miyiz? Yani Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği kurduk ama bu engelli derneği değil, diş hekimleri derneği olarak kurduk. Konferanslar vermeye başladık, toplantılar yapmaya başladık. Her derneğin böyle bir sivil toplum örgütü tabii bu, lokomotif çalışmaları vardır. Ne yapalım diye düşündük. Bizim için en önemli engelli grubunun zihinsel engeller, otizmler, downlar, beyin felçliler gibi kolay hizmetlere ulaşamayan çocuklar olduğunu düşünerek karar verdik. Tabii diğer engelli arkadaşlarımız bize gönül koymasınlar. Yani tekerlek sandalyede giden fiziksel engelli, yürüme engelli bir arkadaşımız, görmeyen bir arkadaşımız, çocuğumuz veya vatandaşımız veya sağır dilsizimiz bizim için engelli değil. Öyle veya kontak kurarsınız. Görmeyenler, doktor yok mu, dişim ağrıyor, başım ağrıyor diyen veya yürüme engelli olsun. Bizim için engelli değil diş hekimi yönünden. Bizim için engelli esas, bizim için en önemli olan engellinin zihinsel engelli. İşte eğitilebilir, öğretilebilir zihinsel engelli. İletişim kurmakta zorluk çekeceğimiz. Tabii ki. Bir de iletişim kurmaya bırakın, sisteme ulaşması zor olan hasta grubudur. Evet. Evde yatağa bağımlısın, beyin felçsin. Senin evden dışarı çıkman, hizmet olman çok zor. Bunlara ulaşmaya başladım. Önce 2 tane, 3 tane ünit kurduk arkadaşlardan. İmece usulüyle, yani diş hekimleri arkadaşlarımız muayenelerinde ağıtlı olan malzemeler vardır. Yani beğenmedikleri ayna sapları vardır hepimizde. Öyle değil mi? Veya aynaları vardır veya işte mikromotorları vardır, ayetörleri vardır. Biz onları topladık herkesten, kullandık. Kimisi eldiven getirdi, kimisi işte diş rengine dolu getirdi, kimisi onu getirdi, bunu getirdi. Üçgen 5 oldu, beşgen 6 oldu, 6-7 şimdi 7 tane modern ünitle, yani suction dahil üstünde, aeratör, mikromotor dahil, seyyar ünitle aşağı yukarı 1 saat içinde 40 metrekarelik bir yeri 6-7 üniteli modern bir diş hastanesi haline getirebiliyoruz. Toplaması 2 saat sürüyor yalnız. İşte renkten toplaması 2 saat sürüyor.
Evet. Olsun hocam, 2 saatte böyle kafa toplamak için güzel bir vakit. Bizimki pislik toplamak yani. Bütün suction'lar, maksunlar o şeyde birikiyor tabii. Bu çektiğimiz suction'lar, sular kavanozlara birikiyor. Kavanozların temizliği, yeniden o sistemin temizlenmesi, yeniden paketlenmesi, eksiklerin tespiti 2 saat sürüyor. Evet. Hocam peki bu seyyar kliniklerde sterilizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Peki. Bir tane otoklavamız var. Statin 500 otoklavamız var. Bize 18-20 dakikada steril malzeme veriyor. Paketleme cihazımız var. Yani 525 kiloluk falan, 500 kiloluk ortalama bir kliniğimiz var. 20 tane bavula sığıyor bu. Bayağı. Hepsi bavullarda. Röntgen dahil buna. Seyyar röntgenimiz var. Yani bizim kliniğimizde diş hekimi açısından yoktur. Ben Ege Üniversitesi'nde çalıştım. Ege Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'nde çalıştım uzun yıllardır. Bizim bölümümüzde kullanılan malzemenin daha yüksek kalitede, daha yüksek standartta, daha yüksek yelpazede malzememiz vardır. Diş hastanelerinden, ADSM'lerinden daha güçlüyüz biz. Evet. Hocam peki hani şimdi işte dediniz ki 7 modern ünit var. 40 metrekarede hemen işte kurabiliyoruz. Evet. Daha çok kişiye ulaşabiliyoruz dediniz. Evet. Peki hani bunu daha da büyütmeyi, bu projeyi daha da şehirleri yaymayı düşünüyor musunuz? Şimdi tabii düşünüyoruz ama bizim dernek olarak veya işte bu Egeaz Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği Diş Hekimleri olarak bu ülkede biz ne engelleri bitirebiliriz ne de yatılı kötü bölge okulu çocuklarımız var. Bir de onlara gidiyoruz. Onu da anlatacağım. Onları bitirebiliriz. Yani 650 tane şimdi 600 tane kaldı galiba. 15 sene her hafta sonu çalışsak yatılı kötü bölge okullarına ulaşamayız. Her gün çalışsak, 20 sene çalışsak gene bütün engellere ulaşamayız. Biz örnek bir sistem olmasını istedik. Yani acaba örnek alırlar mı dedik biz. Neden? Ulaşamayana ulaş şeyine çalıştık, slogana çalıştık. Yalnız değilsiniz. Ne kadar varız? Ne kadar yetişebilirsek. Ne engeller biter, ne gariban sosyoekonomik seviyesi birazcık sorunlu köy çocukları biter. Bir de onlara gidiyoruz yani. Eğitilebilir, öğretilebilir, engelli eğitim merkezlerine gidiyoruz. Türkiye'nin her yerinde. Bir de dağ başlarında büyük köylerin işte 8-5-6 tane köyün ortasına konuşlanmış yatılı ilk öğretim bölge ilk öğretim okulları veya ortaokulları var. Buralara ulaşıyoruz. 300 tane mevcudu var okulun. Perşembe günden gidiyoruz. Cuma, cumartesi, pazar 16-17 kişilik bir grupla hepsine birer dolgu birer çekim yapabiliyoruz bunları. Muayene ve eğitim dahil. Hocam bu bahsettiğiniz okullar hani normal köy okulları yoksa engelli öğrenciler için? Hayır. Şimdi engelliler var. Eğitilebilir, öğretilebilir. Çıraklık Eğitim Merkezi adı altında bu ülkenin her yerinde, bütün şehirlerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı engelli merkezleri var. Buralara gidiyoruz davet üzerine. Bir de yatı ilk öğretim bölge okulları ve ortaokulları var daha başlarında. Bunların da akıllarından başka bir şeyleri yok ki. 300 evet. tane çocuk var, 350 tane çocuk var. Dişleri perişan. 15 kilometre, 10 kilometre aşağıda veya yukarıda yanda ADSM'ler var, diş hekimleri var devletin, devlet hastaneleri var. Ama sistem bu çocukları oraya taşıyamıyor. Evet. Tamam mı? Yerinde tedavinin biz olabileceğini göstermek istiyoruz. Yerinde. Ulaşamayana ulaşacaksın arkadaş. Evet. Hocam peki ben şey sormak istiyorum. Şimdi normalde bu soruların arasında yoktu aslında da. İmkanı olup diş hekimine ulaşabilip reddedilen engelli hastalar var mı? Ya da çok sayıda mı bunlar? Yani diş hekimini reddettiğimi diyorsunuz. Evet. Şimdi diş hekimlerin ben reddettiğini tahmin etmiyorum. Ama bu çocukların serbest diş hekimlerine, diş hastanelerine, ağız diş sağlığı merkezlerine, üniversitelere ulaşma şansları çok düşük. Ama hangilerinden bahsediyoruz? Zihinsel engellerden, yatağa bağımlı beyin felçlerden, CP'lilerden, otizmlerden, Down'lardan. Evet. Bu sistem çok yüklü olduğu için, yani üniversiteye gidiyorsunuz 60 kişilik sıra var. ADSM'ye gidiyorsunuz 40 kişilik var. Ne bileyim ben, diş hastanesinde 10 kişilik var. Bilemiyorum sayılarını ama sıra var. Bu çocukların sırada bekleyip ilgili hekime, kendisini tedavi etmek isteyen istekli hekime ulaşması çok zor. Bir de çok hassas bu engelli çocuklarımızın anneleri.
Yani biraz bekler, dışarıda dur dediği zaman alır çocuğunu gider. Doğru. Ne bekliyorsunuz dedin mi gider. Çünkü yük taşıyor anne. Evet. Yük taşıyor. Hayatın sonuna taşıyacak. Oraya bir şansı var. Birisi kapıcı mı, yardımcı personel mi, hemşire mi, hekim mi? Ya biraz bekler misin? Beklesene dediğin zaman kaldır gider. Bunlar ulaşmaları zor bu sisteme. Onlar ulaşmıyorsa biz onlara ulaşacağız. Bizim sistemimiz bu. Hocam ben şimdi sizin gösterdiğiniz videoda, kongre videonuzda bir görüntü hatırlıyorum. Sanırım yine beyin felçli bir çocuğu. Annesi sadece koltukta böyle çocuğu sakin duruyor diye ağlıyor. Evet. Böyle bir görüntü hatırlıyorum. Tabii ki. Yani hani bu aileler aslında çocuklarını sakinleştirebilen biri olmasından bile çok mutlu oluyorlar. Sizin genel olarak aldığınız tepkiler ne ailelerden? Şimdi bak, farz et ki köy çocuklarını da alın veya engelli çocukları alın. Ağzında çürük var. Çürük var, ne yapalım? 10 sene sonra, 20 sene sonra bu çürük ağızda kaybolup gidecek. Öyle değil mi? Kökleri kalacak, gidecek. Önemli olan burada, özellikle engelli anneleri için önemli olan bizim verdiğimiz, dişeğin verdiği mesaj var. Benim çocuğuma da yardım edebilecek hekimler varmış. Tamam mı? Evet. Annenin gözlerindeki ışık, teşekkür veya şükür bize yetiyor zaten, diş hekimlerine yetiyor. Stajyerlerimize de yetiyor. Düşünsene, 1500 stajyer bizde dağlarda, ovalarda engellilere çalışmış. Onlar uçuyorlar sevinçten. Çok önemli. Annenin gözlerindeki pırıltı, ışıltı bizim stajyerlerimiz için ve katılan diş hekimleri için çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Hocam şimdi bu stajyerler dedikleriniz genelde öğrenciler değil mi? Yanlış anlamadım. Tabii ki son sınıf öğrencileri. Pedagoji stajını yapmış, pedagoji stajını bitirmiş. Stajyer en az 8 stajyer, en az değil mi de 6 veya 8 stajyer almaya çalışıyoruz bütün operasyonlarda. Peki bu öğrenciler hepsi Ege Üniversitesi'nden mi? Yani sizin öğrencileriniz mi? Son yıllarda Katip Çelebi'den, işte en son Aydın Üniversitesi'nden, zaman zaman Adana'dan, zaman zaman Bolu'dan, yani duyan geliyor. Hocam mesela ben de işte Aydın Üniversitesi'ndeyim ve yazın işte İzmir'e geliyorum. Bak. Ama ben işte şu an ikinci sınıfım da, hani son sınıf olduğumu düşünsek tamam. İşte. Gelip katılabilir miyim bu çalışmaya? Tabii ki. Aslı Hoca'ya gidin. Aslı Hoca'ya. Pedagoglar Başkanı Aslı Hoca var. Aslı Akın Ak. Tamam mı? Aslı Topaloğlu Ak. He? Biliyor musunuz? Yok hocam, ben tanımıyorum. Daha dernekine girmedim. O bizim dernek yetkilimiz gibi çalışır. Dernek üyemizdir kendisi. Onun haberi olacak. Bir de önümüzdeki günlerde çok detaylı bir web sitemizi hazırlıyoruz. Web sitemize her zaman girdiğiniz zaman, daha bitiremedik ama hazırlıyoruz. Kutucuklar olacak. Katılmak isteyen stajyer. Kutucuyu işaretleyeceksiniz. 8 stajyerden sonra kabul etmeyecek kutu. Katılmak isteyen diş hekimi. Çünkü yerel diş hekimleri de bize destek veriyor. Yani ben bu konuda en büyük desteği serbest meslektaşlarımdan gördüm. Onlar da arayı bir çalışıyorlar. Orada mesela 4 tane hekim kutucu olacak. Kutular işaretlendiği zaman başka kabul etmeyeceğiz. Yedekleri de alacağız. Türkiye'nin her yerinden, hangi diş hekimi fakültesi olursa olsun, stajyerler katılabilecekler. Hocam peki 5. sınıf değil de mesela işte 2., 3., 4. sınıf tedavi değil de mesela başka şeylerde yardım olarak... Muayene için, bavul taşımak için, montaj yapmak için gelebilir, alıyoruz böyle zaman. Suction'ları temizlemek için tabii, falan. Tabii zaman zaman alıyoruz. Yani biz şimdi özellikle bu işin devamlılığını sağlamak için Ege Üniversitesi'ndeyken benim yaptığım ve arkadaşlarımız yaptı. 2. sınıftan ve 3. sınıftan istekli öğrencileri alıyoruz. Bunlar 5'e gelinceye kadar zaten bu işin piri oluyorlar. Yeni gelen bütün stajyerlerin eğitimi bunlara ait. Yani nereye sokacaksın, aletör nasıl bağlanır, hangi hortum hangi havaya getirir, suyu nereden, bunlar biliyorlar. Bu tür yani 3. sınıf öğrencilerini tabii ki alabiliriz, alıyoruz zaten. Hocam o zaman bu yaz belki bu koronadan dolayı zor ama ben çok isterim bu yani. Ama Ekim'den itibaren katılabilirsiniz, önemli. Zaten İstanbul'da çalışacağız. Öyle mi? Aydın Üniversitesi'de çalışacağız. Çok sevindim. Beraber çalışacağız. Kocaeli'ne gideceğiz mesela. Ekim ayında Kocaeli'ndeyiz inşallah Aydın Üniversitesi'yle. Hocam yani ben Kocaeli de gelirim belki. Aydın Üniversitesi'yle. Gelirim belki ben de. Tamam. Oluşursa daha kolay gelirsiniz. Oluşsa da oluşma da Aslı Hanım'a ulaşırsanız o sizi getirir. Tamam. Aslı Hoca'yı bulacağım.
Evet Güzelim, söyle. Hocam şimdi ya zaten genelde öğrencilerle çalıştığınız için bu soruda şimdi şöyle bir soru var. Zihinsel engelli çocukları tedavi etmek için özel bir eğitim programı gerekli mi? Veya nasıl eğitimler yardımcı olabilir? Hayır, hayır. Özel bir eğitim programı gerekli değil ama onlara bir kere dokunmak lazım. Onların bir kere elini tutmak lazım. Dokunmak lazım. Dokunmak ve elini tutmak her şeydir onlar için. Onlar zaten sizin ne niyetli olduğunu bilirler. Biraz sabır lazım. Onlar özel çocuklardır. Yani zor çocuklar değildir. Farklı çocuklardır hepsi. Örneğin otizmli çocukla en zor otizmli çocukla bir iletişim kurmaktır. Ama sabrederseniz ailesinden onun neden hoşlandığını öğrenirseniz anne babası yanındaysa, öğretmeni yanındaysa zihinsel engelli, Down'un, beyin felçlinin, otizmlinin annesi yanındaysa, babaların birçoğu yok zaten engelli çocukların başında. Babalar kaçar. %5 engelli çocuğumuzun, zihinsel engelli çocuğumuzun, beyin felç çocuğunun anneleri, babaları yoktur yanlarında. Kaçmışlardır onlar. Erkekler kaçar. Engelli bir çocuk olduğu zaman %95 erkek yoktur dünyada. Bunlara anneanneler ve anneler var. Gene bir hanımefendinin sırtındadır bu iş. Tamam mı? Engelli okulları var değil mi? Okullarına gidiyoruz biz. Evet. Bizim yaptığımız bütün işin püf noktası burası. Çocuk her gün kendi okuluna geliyor mu engelli çocuk, zihinsel engelli çocuk? Geliyor. Down çocuk geliyor mu? Her gün aynı okula geliyor mu? Geliyor. Annesi yanında mı? Yanında. İnşallah sizin çocuklarınız da olur. Sizin sözünü dinlemez çocuklar. Öğretmenlerin sözünü dinler. Evet. Öğretmenlere asker gibi uyarlar. Öğretmenleri yanındaysa eğitilebilir, öğretilebilir. Down, beyin felçli çocukların %91'ini biz tedavi edebiliyoruz. Kendi ortamlarında, güven ortamı. Burada bana bir şey olmaz. Arkadaşlarım var. Öğretmenim yanında, annem de yanında. Bu çocukların hepsini alın. İster sizin fakültenin, Aydın'ın, ister dünyanın en meşhur fakültesine götürün. Önemli değil. En modern diş hastanesine götürün. Yarısı binadan içeri girmeyecektir. Girenlerin yarısı koltuğa oturmayacaktır. Farklı bir ortam. Oturanların yarısı da tedavinin sonuna kadar beklemeyecektir. Bırakacaktır bağırış çağırış. Bizim bütün püf noktamız bu. Mevcut, var olan güven ortamını kullanıyoruz. Annelerin, öğretmenlerin varlığında. Evet. Ben bir şey söylüyorum, bana kızıyorlar bazen bu dini bütün arkadaşlar. Öğretmenler engelli çocuklar için birer tanrı peygamber hüviyetindedir. Her şeyleri onlarındır. Dünyaya açılan tek pencereleri de o. O oradaysa, anne oradaysa, kendi okuyorsa kesin. %10'la tabii biz de bir şey yapamıyoruz. Yani iletişim kuramıyoruz biz de %10'la. Tamam? Evet. Diyoruz ki arkadaş, genel siz yapan bir yere gidin. Eskiden yapmıyordu ama şimdi Sağlık Bakanlığı diş hastanelerinde, ağız diş sağlığı merkezlerinde zaman zaman güzel bunlar yapıyor ama yetersiz. Üniversiteler yetersiz. Yetersiz. Evet, bizim bütün çalışma sistemimizin püf noktası bu. Hocam peki şimdi işte kendi alışık olduğu ortamlarında tedavi etmek gerekiyor. Yarısını işte oturtamayız dedik, yarısını da tedavi edemeyiz dedik. Başka bir yere götürürseniz. Evet. Peki mesela işte çocuğu koltuğa oturtmayı başardık. Evet. Oradan sonraki yaklaşımımız nasıl olmalı? Şimdi yani ister, ses çıkaran alet, el aletleri. Bakın, ister sağlıklı çocuk olsun. Sadece sağlıklı çocuk yoktur. Ben üçüncü sıra derse girdiğim zaman hep çocuklarıma şunu söylüyorum, öğrencilerime. Diyeyim, bak, hepimizin, herkesin doğumsal veya kazanılmış, görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen bir engeli vardır. Bilinmez, görünmez. Kazanılmış veya doğumsal önemli değil. Tamam mı? Sağlıklı olsun veya kendini sağlıklı olduğunu zanneden çocuk olsun, engelli çocuk olsun, koltuğa oturduktan sonra bütün sek ve idare başarı diş hekiminin kontrolündür. Tamam mı?
Çocuğun istemediği bir hazırlığı yaparsanız, bilmediği bir uygulamayı yapmaya çalışırsanız, sağlık yüzükle itiraz eder. Doktor, bu yoktu. Hele doğruyu söylemiyorsanız, kandırıyorsanız çocukları, bir defa kandırırsınız. Bir daha asla size güvenmez. Asla güvenmez. Onlara doğru söyleyin. Zihinsel engellere, beyin felçlere, downlara da normal, sağlıklı çocuk gibi iletişim kurmaya çalışır diş hekimleri ve diğer hekimler, başarı oranları artar. Ama size gelen bir beyin felçli, zihinsel engelli muamelesi yaparsanız, nereden biliyorsunuz onun kapasitesinin ne olduğunu? Evet. Belki dünyanın en zeki insanları, sizden 10 kat daha zeki, çalışkan, kapasitesi yüksek. Nereden biliyorsunuz? Bu da bana zihinsel engelli muamelesi yaptı dediği zaman titremeler artar. Tutamazsınız. Bu tür çocuklara sağlıklı çocuklar gibi normal iletişim çerçevesinde konuşacaksınız. Anlatacaksınız, göstereceksiniz, uygulayacaksınız. Agu diyorum ben, 1983-84'ten beri bu Adelson'un Tell, Show and Do'dan ben direkt tercüme yaptım o zaman. Agu, ne kadar güzel bir kelime değil mi? Agu, hani bizim çocuklar da hep Agu derler. Demezler mi? Evet. Ben, anlat, göster, uygula. Ama yanlış yapma. Kandırık geç yapma. O alır zaten. Engel çocuk da alır. Evet. O anne nasıl tutuyordu? Kızının başını. Diyor ki ben senin başını tutacağım. Onu söylediniz değil mi? Kızcağız nasıl ayaklarını böyle tomar tomar yapıyor, direniyor, pozitif olarak direniyor. Bitir tedavi, ben razıyım buna diyor. Ve istemsiz hareketleri azalır. Ama siz ona bu saygıyı göstermezseniz, bu iletişim kurmaya başlamazsanız vazgeçer. Ağlar boş. Bu da diğerinden fark yok. Zaten herhalde bir kere vazgeçtikten sonra engelli olsa da olmasa da o çocuğu tekrar oturtmak için. Travma görmektir. Yani diş hekiminden bir diş hekimi düşünün veya bir diş hekimi hadi tut bunun annesi elini kolunu bağlı, aç ağzını zorla, bir anestezi yap, iğneyi batır, çatır çatır dişini çek, at zorla, annesi üstüne çıksın, babası ağzını açsın. O çocuk bir daha kazanılır mı? Çok zor kazanılır. Evet. Olmaz. Zorla güzellik diş hekimliğinde olmaz. Evet. Şimdi bir bakalım başka nasıl sorularınız var. Ya hocam peki işte hani dediniz ki ne olursa olsun anlatmamız gerekiyor. Anladığında zaten işte yardımcı oluyor bize falan ama ya nasıl anlatmamız gerekiyor? Mesela hani otizmli bir çocuğa bunu nasıl anlatabiliriz? Otizmli çocukların işi daha zor. Yani biz zihinsel engelli, beyin felçli, efendim Down'lı çocukları %90'ını tedavi edebiliyoruz ama otizmlerde bu oran bazen 3'te 1'e kadar düşer. %30'a kadar düşer. Onların dünyaları daha farklı, onların dünyaları. Onların çok daha değişik bir dünyaları. Onlar ayrı bir kanalda koşuyor. Artık onların artık yani zihinsel engel gruptan çıkarıldı zaten onlar. Onların zihinsel engeli yok. Kimyasal bir sorunları var bir yerde. Ama bir gün birisi bu anahtarı bulacak, sokacak ve çevirecek kafalarını. Ama büyük bir tehlike geliyor otizm çocuklar için. Kimi yerlerde 58 doğumda bir, kimi yerlerde 63 doğumda bire yükseldi otizm çocuklar. Dünyanın her yerinde. Kar topu gibi geliyorlar. Kar topu gibi. Büyüyerek geliyorlar. Bir felaket geliyor. Kimsenin umurunda değil. Ve aslında bu konuyla ilgili bilgilendirilme de yeteri kadar yapılmıyor. Yapılmıyor. Çünkü ilgilenmiyor ki insanlar. Yani engelli çocuklarımızla ilgilenenlerin sayısı bir komşunun kaç dersin Türkiye'de? Evet. Yanında engelli çocuk bakan bir anne var. Komşu ilgi göstermiyor ki. Hı? Telefon geliyor bana onlarca. Ne yapabiliriz? Ya ne yapabiliriz? Senin komşuna engelli bir çocuk varsa yatağa bağımlı. Tamam mı? Tekerlekli sandalye görmeyen bir çocuk. Annesi de ki arkadaş haftada bir gün veya 15 günde bir gün ben bakacağım çocuğuna. Yemeğini yedir, altını üstünü temizle, bana bırak. Sen de çık insan gibi alışveriş mi yapacaksın? Banyo mu yapacaksın? Sinemaya mı gideceksin? Anana mı gideceksin? Çocuklarımıza git. Bu parayla olacak bir şey. Bir de tabii insanlar kendi başına gelmeden bu işe soyunmuyorlar. Evet. Engelli dernekleri var ya binlerce, yüzlerce var. Sadece engelli anneleri veya nadiren babalarıyla bu iş yürümez.
Onlar zaten akıntıya kürek. Onlar zaten kürek mahkumu hayatları boyunca. Onlar yük taşıyorlar. Diğer sağlıklı çocuklara olan, sağlıklı olan insanlarımız, onların önüne engeller çıkarmazlar ise, yüklerini arttırmazlar ise, destek verirler ise, kamuoyu dosyayı verirlerse, beraber yürüyüşler yaparlarsa, beraber dilekçeler yazarlarsa, bu iş daha kolaydır. Evet. Hocam aslında şöyle de bir şey var. Yani ne kadar bilinçli olsak da mı? Yani kendimden örnek vereyim. Benim ilkokulda sınıfımda Down sendromlu bir arkadaşım vardı. Evet. Özel hocasıyla birlikte katılıyordu derslere. Evet. Ve biz hani gayet bizde her şeyi anlıyordu. Biz de birlikte sınavlara giriyorduk falan. Hani gayet anlaşabiliyordu. Ve biz de hani yine toplumun geri kalanını düşünecek olursak yine bazı şeylerin farkında olan bir çocuk grubuyduk aslında. Ama biz bile bazen hani yanlış şekilde yaklaşıyorduk bu arkadaşlara. Ve yani çocuklar bu konuda mesela çok bilinçsiz olabiliyorlar. Yanlış nasıl yaklaşıyordunuz? Yanlış ne? Bir tane örnek ver bana. Ya hocam mesela bu arkadaşlar çok iyi oluyorlar yani. Hani iyilik meleği gibi oluyorlar. Doğru söylüyorsam. Ama bazen mesela bunları unutuyoruz. Yaptığı şeyleri işte böyle bizden yani gıcıklık olarak algılıyorduk mesela. Ama eğitilmişsiniz, eğitiliyorsunuz. Yani bir engelli çocuk bir sınıfta hiçbir yani otizmli çocuk bile, işte Down'lı çocuğun bile başka bir çocukla kavga edip dayak attığı görülmemiştir. Evet. Asla. Sağlık yüzler kavga yapıyor, döverler, kırarlar, teşme takarlar, ağzını burnunu güler. Ama bunlar yapmazlar. Ama ben en az 2-3 tane engelliyi kendi şeyde ailemde ikameliği göstererek birkaç tane kaynaşma sınıfına koydum. Ama 2 gün sonra diğer çocukların anneleri Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar ulaşıp milletvekillerini araya soktuk. Biz bir çocuğu sınıfında istemiyoruz diye bağırışanlar oldu. Evet, sosyal medyada. Anneler de lanet olsun derler, alır giderler. Böyle bir saçmalık olur mu? Evet. Bir sınıfta kaynaşmada bir engelli çocuğun bulunması o kendini sağlıklı olduğunu düşünen çocuklar için mükemmel bir eğitimdir. Mükemmel bir eğitimdir. Yardıma ihtiyacı yok onun. Ödevini falan yapmayın. Hiç bak. Oyun oynayın. Konuşun. Ve böyle bir kaynaştırma sınıfında olan bir engelli çocuk kaynaştırma sınıfına gitmeyene oranla 10 kat daha çabuk öğrenir her şeyi. Öğrenim ve eğitimi 10 kat daha hızlı olur. Ama o zihniyet maalesef yok. Maalesef. Bunlara biraz daha hani ağırlık verirse. Çünkü engelli çocuklar genelde sadece engelli çocukların olduğu okullarda eğitim görüyorlar. Yanlış ve muhtemelen gittikçe kötüye gidiyor durumları. Olmaz o. Bir, belirli bir kısmı olabilir ama kaynaştırma sınıfları çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı muhteşem bir uygulama var. Bunları alıyorlar. Bir komisyonda inceliyorlar. Kaçıncı sınıfa kaynaştırma öğrencisi olarak gönderiyorlar ama ondan sonra herkes ayağa kalkıyor. Müdüre baskıyor, öğretmenlere baskıyor, velilere baskıyor, herkese baskı. Biz bunu istemeyiz. Niye istemiyorsun? Ne zararlar, ne yapmış senin çocuğa? O zihinsel engelli. Yani bu zihniyet, bu zihniyet eğitimle yıkılacak. Evet. Bilinçlenmeyle yıkılacak. İşte otizm geliyor. 58 doğumda bir. Ne yapacağız 50 sene sonra? 50 sene sonra iki çocuğumuzdan biri otizmli olacak. Ne olacak? Evet. Ne yapacak bizim torunlarımız? Hadi buyurun. Ne yapacak? Onun için şimdiden hazırlık yapmak lazım. Ama maalesef ateş düştüğü yeri yakar zihniyeti var bizim ülkemizde. Herkesin söylemiyorum. Ama bu arada kendi çocuğu olmayan engelli çocukları hastaneden alıp evlerinde kendi çocuklarıymış gibi, torunlarıymış gibi bakan da yüzlerce aile var. Onları bir tarafa koyuyor. Onlar normalini yapıyorlar. Hocam muhtemelen bu işte sizin gibi, sizin projeleriniz gibi projelere katılan öğrenciler ya da bütün yardımcı sağlık çalışanları hani ileride bu sorunun en büyük çözüm kaynakları onlar olacaktır. Stajyerlerimiz. Bu işe kalıp... Pardon. Bu işe katılıp, ben ona diyorum, virüs kapıyor onlar. Virüs. Bu virüsü kapıyorlar onlar. Onlar artık rahat etmez hayatları boyunca. Hep gözlerinin, kulaklarının bir kenarında engeller vardır onlar. Bir engelli kapıdan girdiği zaman hangi hastane olursa olsun, hangi diş hastanesi, hangi üniversite olursa olsun şöyle bir bakarlar, aman engelli acaba ben tedavi edebilir miyim? Yanlış bir şey yapar mıyım diye. Tamam mı? Hı hı.
bir çekingenlik vardır hepimizin. Ama bir stajyer bizden beraber alanda engelliye dokunmuşsa arkadaş, getirin der bana, getirin. Ben... En büyük kazancımız bu. Evet. Hocam bu bununla ilgili de bir soru geldi. Mesela şu düşünce çok oluyor dedi bir arkadaşımız. Acaba zarar veriyor muyum? Acaba işte korkutuyor muyum? Bunu nasıl aşabiliriz? Çünkü bu ekstra strese neden oluyor. İletişim kurarak. İletişim neyle sağlıyorsan sağla. Dokunarak mı sağlıyorsun? Göstererek mi sağlıyorsun? Yanana değerek mi sağlıyorsun? Bakışarak mı sağlıyorsun? Önemli olan iletişim. O bilir senin ona zarar vermeyeceğini, bilir. Onun için geldiğini bilir. O senden daha fazla gayret eder. Evet hocam. Gönülden davranırsanız, bir kere görürseniz bu işin nasıl yapıldığını, tamam mı? Böyle ortamlarda çalışırsanız, birisinin engelli çocuğa nasıl davrandığını görürseniz, özel bir davranış tarzı yok. Sağlıklı çocuklar için de yok. Her çocuk farklı davranış ister sizden. Sizden de isteyecek. Yani aynı davranış sistemini kendini sağlıklı zanneden çocuklara uygulayamazsınız. Ne diyoruz? Bireysel, individual hepsi bunlar. Evet. Sağlıklı çocuk belki sizin bakışınızdan hoşlanmaz. Konuşmanızdan hoşlanmaz. Sağlıklı olduğunu zanneden çocuk geldiği zaman senin diş hekiminin suratı nasıl? Kötü gününde mi? İyi gününde mi? Gözlem yapar. Eğer suratı nasıksa ooo der, başıma geldikler ben düşemiyorum. Hadi bun, kalk kurtar kendini. Engel çocuk böyle düşünün. Evet. Hocam peki bir saniye. Şunu soracaktım. Mesela çocuk ya bir şey oldu, tedavi sırasında korktu ya da istemedi. Onu acaba hani ikna etmeye çalışmak mı yoksa başka bir tedavide, yani bir sonraki seansı beklemek mi gerekiyor? Başka bir çocuğun tedavisini izleteceksiniz. Modelleme yapabilir. Bir dakika diyorsun lan. Ben istemiyorum diyor değil mi? İstemiyorum. Reaksiyon gösteriyor. Bir dakika. Al annesi bunu. İzlesin bizi kenarda. Bir çocuk bakıyor, iki çocuk, üç çocuk bakıyoruz. Ondan sonra diyor ki bana da bak. Bakın bir şey olmuyor onlara. Böyle modelleyebilir çocuk. Ama iyi iletişim kuramıyorsanız oğlum diyorsunuz ki ya bunu yerel işte sağlık müdürlüklerine götürün. Uyutsunlar. Gene size alıp tedavi etsinler diyoruz yani. Çünkü %9'una biz de müdahale edemiyoruz. Ama bu yine daha az tercih ediliyor değil mi? Genel anesteziyle. Efendim? Daha? Daha az tercih ediliyor değil mi? Bir de daha... Yani pahalı bir şey, zor bir şey. Yani zor bir şey derken zor bir şey değil de pahalı bir şey. Sisteme bu çocuklara entegre etmek zor. Bir de acil vaka, acil olgu kabul eden devlet hastane, devlet kliniklerinde bu işi çözmek çok zor. Yani siz diş hekimi olarak her şeyi kurmuşsunuz. Tam operasyona başlayacaksınız. Bir yaralanma geliyor. Trafik kazası geliyor. Diyor ki diş hekimleri hemen bırakın. Çabuk 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 bırakın. Bırakın. Yani bir de bu var. Ama ne yapabilir sağlık bakanlıkları, müdürlükleri? Şehirdeki ameliyathanelerin bir tanesini 24 saat ağrı çeken engelliye açık olarak tutabilirler. Yani İstanbul'da herhalde devlet hastanesi özel belki 2-3 tane ameliyathane vardır. Ya birini nöbetçi tutun ya. Ne olacak? Birini ya. Yani normal vakalarını alsın. Ama engelli çocuk olduğu zaman 20 dakika sonra alsın. Bir ağrı çeken, diş ağrı çeken engelli çocuğun şansı nedir? Ya kafasını yumruklayacaktır. Ya da duvara vuracaktır. Ne kadar dayanabilirsin? Ya? Yapılamaz mı? Çok basit. Bütün devlet hastanelerinin diş hekimleri var. Ameliyathaneleri var. Yok mu? Var. Ne olacak ya? 3-4 bin liralık bir seyir aletle bir kutu sizin alet çantalarınız var ya. Şey çantası yani çanta var ya. Alıyorsunuz ya süpermarketlerden. Alet çantası. Alet çantası mı? Ha? O portatif alet çantalarından bir tane koyacaksınız. Ne bileyim ben işte. Kayda dolgusunu, kompasını, kompamını ne koyacaksın. Aletini, lokomotorunu. Bir tane de seyir şeyin olacak. Dişinin olacak. Hiç şey yapacağım. Bir şey yok ki bunda. Kütük kübası yatıyor. Yani genelsiz hastalığı yapmak çok daha kolay. Hocam işte dediğiniz gibi biraz bana dokunmayan yılan bir yaşasın zihniyetiyle ilerliyor hani bu çalışmalar, projeler. Peki İstanbul'da kaç tane AVM var? 50 tane alışveriş merkezi var değil mi? 20 tane de İzmir'de var. Hangisinin bir engelli çocuk için bir bakım odası var? 50 tane güvenlik görevlisi var.
20 tane personeli var. 200 tane bilmem nesi var. Bir o da ayrılamaz mı? Evet. Engelli çocuğu olan annelere şu denemez mi? Engelli çocuğunu getir. Burada bizim hemşiremiz var. Hekimimiz var. Sağlık şeyimiz var. Teknisyenimiz var. Onlara bakacaklar. Siz de alın arabanızı. Alın arabanızı. Gezin, tozun. Ne yaparsa yapın. Bir saat sonra gelin alın çocuğunuzu. Denemez mi? Masraf mı ister bir şey bu ya? Masraflı bir şey mi? Evet hocam. 500 tane güvenlik görevim var. 500 tane hizmetim var senin. Niye yapılamıyor? Bir gün birisi yapacak bunu. Ne zaman kim yapacak biliyor musun? Kim yapacak? Sizin stajyer. Bir belediye başkanının engelli çocuğu veya torunu varsa. Evet. Biz 180-190 merkezde çalıştık. Bunların yarısı engelli merkezidir. En rahat ettiğimiz yerler neresi biliyor musun? Belediye başkanının, kaymakamın, vali veya vali yardımcısının engelli çocuğu varsa 3-4 gün yüksek protokolde ağırlandık. Tamam mı? Hı hı. Şimdi herkese bir engelli çocuk diye kim söyleyebilir? Çok üzücü. Böyle felaketi kim isteyebilir? Evet, söyleyeceğim. Hocam keşke böyle olmasa ama ya inşallah zamanla bu düşünce yapısı biraz değişir. Ben bu işi 5 sene daha yaparım veya 6 sene daha yaparım. Sizlerin önünde çok uzun bir hayat var, mesleki hayat var. Sizler engellilerin elinden tutmazsanız, onları unutursanız, Evet. Bir kenara koyarsanız, al gülüm ver gülüm hep böyle işte götürürseniz olmaz. Sizler yapacaksınız. Yapılanları göreceksiniz. Bizim stajyerlerimiz yapacaklar. Kolay değil yani 200 merkezde çalışmak. 110 bin kilometre yaptık Türkiye'de biz. Neresi en uzak İzmir'e? Uludere. Uludere çalıştık. Şırnak'ta çalıştık. Batman'da çalıştık. Hakkari'de çalıştık. Burayı saymıyorum yani burası. Yani bu Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir bunlar 2-3-4 defa gittik zaten. Bursa bunlar önemli değil Çanakkale. Ama uzak merkeze, Antalya'da çalıştık, Adana'da çalıştık. Adana'da muhteşem hekimler var. Adana Diş Hekimliği Fakültesi'nin Anabindalı Başkanı var. Cem. O da çalışıyor engellilerle. Trabzon'da Tamer var. Tamer Başkan. O da çalışıyor. Hocam inşallah bu sizin belki dokunduğunuz ailelerden birileri ya da stajyerleriniz, onların tanıdıkları hani biraz bu işi iyice ilerletirler. Yani biz olmazsak bizden sonrakiler inşallah güzel bir noktaya gelir. Olacak yani bu iş. Olması lazım. Neden olması lazım? Bu iş vardı. Biz de bunu kendimiz ilk defa uyguluyor değiliz. Bu ülkede yaşayan insanlar, Orta Asya'da dünyanın ilk vakıflarını kuran insanlar bunlar. İstanbul'da genç kızlara çeyiz vakıfları var. Güvercin vakıfları var. Her şeyin vakfı var İstanbul'da. Adam Boğaz'daki yalısını bağışlamış vakfa. Diyor ki İstanbullular benim Boğaz'ındaki yalının kanepelerinde oturacaklar, temiz hava alacaklar diyor. İzmir Kemeraltı'nın konaktan İlkçeşmeli'ye kadar hepsi vakıf dükkanıydı. Ama kapanın elinde kaldı. İzmir'den, Dikili'den, Ayvalık, Edremit'e kadar bütün zeytinlikler vakıf zeytinliğidir. Vakıf. Vakıf dünyanın en iyi vakıfları, en ilk vakıflarını Orta Asya'da senin ataların kurmuştur. Ataların kurmuştur. Orta Asya vakıfları. Senetleri var bugün. Gevher Nesibe var Eskişehir'de. Bundan kaç yüzyıl önce Gevher Nesibe Hatun vakfı var. Diyor ki bir baş soğan 5 altın bile olsa bugün kaç altın? 3 bin lira mı? 4 bin lira mı bir altın? Yaklaşık yani öyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. 2 bin olsun. 3 bin olsun. 2 bin olsun. 5 altın. Bir baş soğan diyor Anadolu'da 10 bin lira olsa bile hekim yazdığı takdirde alıp hastasına hastama verilecektir diyor. Nasıl? Bir baş soğan 5 altın olsa bile diyor. 5 altın. Vakıflar var. Bakın açın vakıfları. Türk vakıflarına, Osmanlı Selçuklu vakıflarına bakın yine. Biz de bu vakıf geleneğini sürdürüyoruz. Yani. İmece ve salma uğraşıyoruz. İmece nedir? Köye yol mu yapılacak arkadaş? Köye. Al kazmanı gel.
Sen çapanı yer. Sen arabanı getir. Sen taş taşı. Sen çukur kaz. Salva nedir? İhtiyarlar heyeti var köyde muhtar başkanlığında. O herkesin gelirini bilir. En iyi maliyeci muhtardır. Köyde nerede? Nerede para kaçıracak? Nereden para kaçacak? İstanbul'da villa mı alacak adam? Hayır. Diyor ki sen 50 lira vereceksin arkadaş. Sen 100 lira vereceksin. Sen 1000 lira vereceksin. Sen 10.000 lira vereceksin. İşte salma. Parayı toplarlar. İmece. İş gücü orada. Köyün bütün her şeyini hallederler. Bizim yaptığımız da bu. Yani bizim bütün malzememizi diş hekimleri getiriyordu. Ama son 3 senedir İzmir'de bir firma var. Gülsa firması var. Dental malzeme üretiyor. Hem ithalatçı hem ihracatçı. Mesela porselen dişler yapıyor. Dünyanın 50-60 ülkesine porselen diş gönderiyor. Porselen dozu gönderiyor. Bütün sarf malzememizi karşılayan Gülsa'dır şimdi. Son 3 senedir. Ne istiyorsun arkadaş? Bir kamyon malzeme. 50 paket eldiven. 50 paket maske. Ne istiyorsan getirelim. Buyurun. Daha önce var mıydı? Yoktu. Talep ettik. Ben varım dedi. Yaptıklarımızı gördüm. Diğer diş depolarında ben hangisine telefon etse arkadaşlarımız 2 saat sonra istediğim malzeme kapımızdadır. Hı? Evet. Hocam son bir soru kalmıştı. Onu da ne son bir sorusu? Daha sor. Daha kaç? Uzatacağız dedim. 1,5 saat konuşacağız. Ne bu ya? Yok hocam yani gelen ben sorular. Ben bir hafta hazırlanıyorum buna. Çok zor sorular bekliyorum. Söyle bakalım. Mesela öğretim üyeleri çok bu işe katıldılar mı? Buyurun. Niye öyle bir soru yok? Hocam ben şeyde de hatırlıyorum. Kongrede de bahsetmiştiniz. Bazı işte İzmir'de olsun ya da şimdi bilmiyorum yanlış bir şey de söylemeyeyim de. Bazı engeller olmuştu sanırım. Onlar çözülebildi mi? Onu sorayım. Şimdi İzmir'de bizim fakültemizde 80 tane, 90 tane öğretim üyesi var. Bunlardan 5 tanesi bize katılmıştır. Nerede diğer 85'i? Yok. Biz dekanlara rağmen, rektörlere rağmen çalıştık. Hı? Çalıştık. Tabii ki engeller oldu ama engelleri söylemenin ne alem var yani? Her iş yapanın önüne engel çıkarır. Ha hiçbir şey yapmazsan hiçbir engel çıkmaz. Evet. Öyle değil mi? Oturduğun yerde gidersin, okuluna gidersin, dersini çalışırsın, işte bilmem ne yaparsın. Hiçbir engel çıkmaz ama iş yaparsan engeller de çıkar önüne. İyi niyetli veya kötü niyetli olabilir insanlar. Bazen iyi niyetli engeller çıkarabilir. Kötü niyetli de çıkarabilir ama aşacaksınız. Biz ne şaldık? Hep beraber açtık bu işleri beraber. Nasıl açtık? Beraber açtık. Dekanın bir tanesi otobüsümüzün fakülteye girmesini yasakladı. Tehdit etti stajyerlerimizi. Gidemezsiniz dedi. Hafta sonlarınıza karışamam ama doktor öğrencilerine gitmeyin de öğretim üyeleri oldu. Geldik ya çocuklar. Geldi. Ne olacak? Sizin hepiniz 18 yaşın üstündesiniz. Bir şey değil ki siz sivil toplum örgütüne katılıyorsunuz. Evet. Ayrıca biz o zamanlar çok tedbirliydik. Her katılan stajyerden, her katılan diş hekiminden, her katılan hemşireden, her katılan yardımcı personelden, her katılan teknisyenden onam aldık. Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği'nin işte Bursa çalışmasına bütün hukuki, maddi, manevi sorumluluk bana ait olmak üzere gönüllü olarak katılıyor. Aldık bunları dosyaladık. Hiç gerek yok. Sivil toplum örgütünün bir operasyonu var. Gönüllüye bağlı olduğu için böyle şeyler. Aslında gönüllülük esası olduğu için hiç gerek olmamalı böyle şeyler. Ya bir otobüs biz göle düşsek, boğulsak kimse bir şey dava açamaz. Çünkü bu gönüllü bir iş. Kimseye para var etmiyoruz. Şan şöhret var etmiyoruz. Sınav yapmıyoruz. Ne var bunda? Evet. Ama oldu onlar. Geçti onlar. Önemli değil. 100.000 çocukta köy çocuğu veya engellide 1500 tane stajyerimizin emeği vardır. Ağız diş sağlığı eğitimi vardır. Muayeneleri vardır. Dolguları, çekimleri vardır. Sevgileri vardır. Alın terleri vardır. Kim çiğneyecek bunları? Kolay değil. Hocam zaten hani bu çok güzel bir proje. Yani istediği kadar yani kim olursa olsun veya şartlar olsun bir engel çıktığında önünde hiçbir şekilde muhtemelen bunu yapmak isteyen kişiler durmaz diye düşünüyorum. Ne yapacak? Nasıl yapacak? Öğrenciler de işte diş hekimleri de. Stajyerleri yasakladılar, gidemezsiniz dediler. Adamlar tek tek ağaçların altına saklanarak geldiler ya. Otobüsümüzü 5 metre ileriye park ettik. Değer miydi ya? Değer miydi? Hiç. Oynamaya gitmiyoruz ki biz. Doğru. Gidenler söylüyor abi şey anlatıyorlar neler olduğunu yani. Bir şey yok bunda. Evet sor bakalım hadi. Hocam şimdi biri şunu sormuş. Siz tabii pedodontistsiniz ama
Yetişkin engelli hastalarla çocukların arasında çok büyük bir fark var mı yani? Hayır, hayır. Özellikle zihinsel engelli, beyin felçli, Down grubunda bizim için engellinin yaşı yoktur arkadaş, otizmde diye. Engellinin yaşı olmaz. Engellinin yaşı yok. Onlar hep çocuk. Büyümeyen bir çocuk düşünün ya. Evet. Bir çocuk var, hiç büyümüyor. Ha, kilosu artıyor, boyu artıyor, kocaman adam oluyor, sakal tıraşı oluyor, saç tıraşı oluyor ama büyümüyor. Ne yapacaksın? Hocam şimdi benim aklıma geldi de belki yani saçma bir soru da olabilir. Mesela bazı hastalarda zihinsel olarak gelişiyor. Hani atıyorum 20 yaşında biri gibi. Evet. Ama fiziksel olarak belki de 10 yaşında bir çocuğun vücudunda. Tabii, hastalara yani çocuk hasta gibi mi yaklaşılması gerekiyor, yetişkin gibi mi? Şeyin Rıdvan Ege'nin rahmetli ortopedi profesörü, rahmetli Rıdvan Ege'nin bir sözü var. Ortopedi profesörü rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ha. Çok şeyler yaptı ortopedi. Ortopedi çok şey borçludur ona. Diyor ki insanlar doğumlarından ölümlerine kadar çocukturlar. Yalnızca oynadığı oyuncaklar değişiktir. Muhteşem bir sözdür. Evet. Tamam mı? Onun için. Özellikle engellinin yaşı maşı olmaz. Hasta olmaz. Evet, hadi bakalım. Gelsin sorular. Nerede diş hekimler? Nerede stajyerler? Nerede öğretim üyeleriniz? Nerede Tarık İşmen? Hadi. Hocam ne sorayım? İsterseniz siz biraz bahsedin. Ben de düşüneyim ya da soruları alalım isterseniz. Alın, soru alın. Soru alın. Alın şunu. Sen ne sorsun? Aşağıda bir soru cevap seçeneği var. Oradan da soruları olanlar sorabilirler. Açık sanırım şu an. Benim burada açık mı? Burası açık mı? Siz de oradan görebilirsiniz muhtemelen hocam. Ayşe, kızımı çağırıyorum. Hocam QA yazan bir seçenek olması lazım. QA. Evet. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Q&A, tamam mı? Evet. No open questions diyor burada. Hocam en başında soru almayalım demiştik ya. O yüzden muhtemelen. Tamam. Soru gelmedi. Tamam. Şimdi gelirse onları da konuşuruz. Peki. Peki Tarık İşmen'e sorun bakalım ya. 83'ten beri bu dernek var. TDB neden ilgilenmemiş? Bu soruyu sorsanız ona. Ben yıllarca TDB'ye teklif ettim. Dedim ki gelin beraber protokolle çalışalım. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Malzeme istemiyoruz. Uçak parası istemiyoruz. Biz zaten bunları temin ediyoruz. Yani bizi çağıran sistem Van'a mı çağırıyor arkadaş bizi? Van'a mı çağırıyor örneğin? Diyarbakır'a mı çağırıyor? İzmir, Diyarbakır, İzmir veya İzmir, Van, İzmir 14 tane uçak bileti alıyor. Bir de bizi, bütün ekibimizi 14 kişilik bir ekip, 14 veya 16 oluyoruz. Orada evinde, polis evinde, belediye misafir, sağlık evinde misafir ediyor öğretmen evinde. Düşünün mü bunu? İşmen'e sorun bakalım bu soruyu. Neden izinlenmemiş? 15 senedir teklif ediyorum kendisine. 3 tane başkan değiştirdim ben. 3 tane, 4 tane. Hepsine teklif ettim. Hiçbir şey istemedim. Gelin protokol yapalım. Sizin adınızı, sizin planınızı asalım. Neden ilgilenmemişler? Sorun. Yarın itibariyle sorun. Hocam Tarık Hoca'ya iletelim biz. İletin. Neden? Ben çok bilmiyorum. Tabii ki. Evet. Sor bakalım hadi. Sorayım hocam. Sorayım. Mesela şimdi biraz diş hekimliğinden bağımsız bir soru olacak ama. Sor. Ben mesela eğitimi almıştım okulda. İşaret dili eğitimine gittim. Ve orada hani sağlıkçılardan çok aslında nasıl desem özel eğitim öğrencileri vardı. Ve mesela bu öğrenciler tamam işte engelliler iletişim kurmaya çok işte teşvik ediliyor falan ama mesela tıp fakültelerinde veya diş hekimliği fakültelerinde bunlar yeteri kadar teşvik edilmiyor bence. Hatta ben yani iki arkadaşımla birlikte gittik. Evet. Biz böyle bunu söylediğimizde şey diyorlardı. Hani ne gerek var ki zaten kaç tane işte duyma engelli hasta gelir ki falan diyen insanlar oluyor. Hani bunu aslında hocaların veya belki müfredatların da teşvik etmesi gerekiyor. Şimdi ne yapacaksanız arkadaş artık bundan sonra değil de buradan 50 yıldır 30 yıldır multidisipliner yapacaksınız. Tamam mı arkadaş? Bir şey söyleyeyim size. Acaba çocuk sağlığı uzmanları var ya. Evet hocam. Tıp fakültesi mezunu çocuk sağlığı uzmanları. Acaba kaç tanesi süt çocukların dişleri ne zaman çıkar? Kaç tane süt dişi vardır? Ne zaman değişir biliyor?
Peki. Diş hekimler arasında serbest piyasada çalışan serbest diş hekimlerinde kaç tanesi acaba süt dişi değil mi dökülecek dolgu yapmasına gerek yok diyor? Hı? Muhtemelen sayıdadır. Tabii ki. Artık implant yapalım. İşte efendim estetik diş hekimliği beyaz olsun. Beyaz atalım biraz koyu. Bunları geçin, bunları geçin. Bunlar yok bunlar. Böyle bir dünya yok bu ülkede. Yok. İsteyene tabii ki yapacaksın. Parasını verene yapacaksın. Ama veremeyen, sana ulaşamayana ulaşacaksın arkadaş. Sağlığının, aldığın eğitimin, eğitiminin bu ülkeye karşılığını ödeyeceksin. Evet. Çok güzel villada oturmak. Benim de çok güzel bir evim var. Önemli değil. Ha, yüzme havuzum yok. O olsun. Yüzme havuzu sevmem zaten. Tamam mı? Ama ödeyeceksin. Karşılığını vereceksin. Hocam başta da söylediğiniz gibi biraz hekimlikten ziyade aslında hastaları dolar olarak, euro olarak gören bir hekim. Vazgeçeceksin. Var. Tabii ki para kazanacaksın. Ben para kazanan kimseye bir şey demiyorum. Dolar alsın, euro alsın. Tabii ki. Ama başka bir dünyada kendine ihtiyacı olan insanların olacağını unutmasın. İşte bizim çocuklarımız unutmuyor. 1500 tane stajyer asla unutmaz. Onlar virüs. Evet. Hocam şimdi sorular gelmiş. Onlardan alalım isterseniz sırayla. Ben bakayım buraya. Ben buradan sanırım ekrana yansıtabiliyor muyum? Sen sor. Cansel Belge demiş ki çalışmalarınıza yardımcı olmak için size nasıl ulaşabiliriz? İşte ona söylüyorum. Web sitemiz olacak. Çok güzel, geniş bir web sitemiz olacak. Orada daha önce kutucuklar olacak. Stajyer diş hekimi kutucuğu işaretleyecek. Efendim, serbest diş hekimi kutucuğu işaretleyecek. Böyle gelecek bizi bulacak. Bizle beraber çalışacak. Başvuru gibi bir site olacak yani. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Şeydir. Ahmet Türker demiş ki soru değil ama öneri olarak okulların engellilerle ilgili kulüpleriyle çalışıyorlar mı? Çalışmıyorlarsa ağlarını genişletmek için işine yarayabilir demiş. Yani okullar hangi okulların? Şey hocam, diş hekimliği fakültelerinde oluyor engelli kulüpleri. Mesela işte Çapa'nın var. Biz varız, çağırsınlar gelelim. Yani hangi diş hekimliği fakültesi bizi çağırırsa, çağrısına gideriz. Yeter ki dekanlarını, sağlık müdürlerini ikna etsinler. Çünkü biz dernek olarak çalışmıyoruz sadece. Bize gelen bütün çağrılar İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na geliyor. Onlar bize görev veriyor. Hı hı. Yani bizim şimdi şu anda son 5-6 senedir yaptığımız bir iş var. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, işte eski adıyla Sosyal ve Bilimler Politikalar Bakanlığı, İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Çağatay Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı protokolümüz var. Bizi çağıran resmi bir yeri çağırıyor. Biz de onlardan izinle, onayla gidiyoruz. Çağırsın Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'na, ikna etsinler. Biraz zor olur zaman zaman. Bazıları direnebilirler. Biz buradayız, onlar ne iş yapıyor falan diyebilirler. Ama çağırsınlar, gelelim. Beraber çalışalım. O zaman biz buradan stajyer götürmeyiz. Oradan alırız bütün stajyerleri. Şimdi ki. Evet. Mesela işte bu soruyu soran arkadaşımız Ahmet demiş ki Çapa'nın Engelsiz Gülüşler Kulübü var. Tamam. Onlarla sanırım bir... Tamam. Şimdi o arkadaşa söyleyin, o arkadaşa. Yani bizi dinliyordur değil mi arkadaş mutlaka? Hı? O arkadaş şunu yapsın. Dekanıyla görüşsün. Tamam mı? Hı hı. Sağlık müdürüyle, İstanbul Sağlık Müdürüyle görüşsün. Bir engelli eğitim merkezi bulsun. Devlete ait. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi özel eğitim merkezlerine pek sokulmuyoruz. Tamam mı? Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi merkezi olacak. Onlarla anlaşsınlar. Bizi davet etsinler. Yani Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğrenci kulübü olarak davet etsinler. Biz de gelelim otobüsümüzle. Bir perşembe gelelim. Cuma, cumartesi, pazar çalışalım. Pazar günü akşam dönelim. Buyurun. Bakıyorum. Hocam biri demiş ki ilk zihinsel engelli hastanızı hatırlıyor musunuz? İlk zihinsel engelli hastamı? Evet. İlk zihinsel engelli hastamı evet hatırlıyorum. 1900 yine Herborn'daydı. Çocuk psikiyatri hastanesinden bir zihinsel engelli çocuğumuz geldi.
Yani ben o zaman çok iyi Almanca da bilmiyordum ama gene anlaştık, hatırlıyorum tabii. Bakalım başka. Ama bak ben çocukları unutabilirim. Ama bir zihinsel engelli hasta asla sizi veya beni unutmaz. 30 sene sonra sizi Kayseri'de veya eski yerden bir hasta görse beraber bidi yapmıştın der, buraya yapmıştın sen. Sağlıklı olduğunu düşünen çocuklar unuturlar bizi. Ama evet, onlar asla unutmazlar. Asla. Evet. Bakıyorum hocam. Okumaya çalışıyorum soruları. Hocam biri demiş ki bu kadar yoğun çalışma azmini böyle olumsuz şartlarla karşılaşmış olmanıza rağmen nasıl alıyorsunuz? Çünkü bazen insanın şevki kırılabiliyor demiş Merve tabii Salmanlı. Ki. Tabii ki. Zaman zaman keyfiniz kırılıyor. Zaman zaman yeniden başlıyorsunuz. Yani kırılma noktalarınız oluyor. Ama başlamanız gerekir. Vazgeçerseniz bir şey yapamazsınız. Yani bu bazen Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldıracaksınız. Bazen ikna edeceksiniz. Çünkü bizim yaptığımız iş, arkadaşlarınızın yaptığı iş öyle sıradan bir iş değil. Hassas bir iş. Kim var bizim arkamızda? Zihinsel engelli çocukların anneleri var. O anneler var ya, bize bir kötülük yapanı yakalasalar vallahi çarmıha gelirler, çarmıha. En büyük motivasyon herhalde o anneleri. Tabii ki. Mutlu edebilirler. Bizim katılan stajyerler milletvekili aday olsalar bağımsız, vallahi meclise girerler onlar yüzüne. Bakıyorum. Hocam Binnur Özdemir demiş ki okullara çağrıldığınızda ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Engelli merkezine çağrıldığımızda eğer yakın bir yerse 500 kilometre mesafedeyse 500-500 kilometre kendi otobüsümüze gidiyoruz. Bütün bizim 19-20 bavulluk kliniğimiz otobüsün bagajında. Eğer uçakla gidecek mesafe varsa yani 6-700 geçince 1000 kilometre olunca veya 2000 kilometre olunca uçakla gidiyoruz. Bazen eşyalarımızı kargo ile gönderiyoruz. Gittiğimiz zaman okulda daha önce müdürüne ve velilere haber veriliyor. Falanca gün çocuklarınızı getirin. Cuma veya cumartesi veya pazar günü getirin. Onların ya salonlarında ya da sınıflarında kliniğimizi kuruyoruz. Bir sınıfın birini oral diagnoz sınıfı yapıyoruz, muayene sınıfı. Sınıfın birini çekim, birini konservatif dolgular için ayırıyoruz. Sabah saat eğer 9-10'da başlarsak 5'e kadar çalışıyoruz. Ertesinde 5'e kadar çalışırız. Pazar günü saat öğlene kadar çalışırız, 12'ye 1'e kadar. Öğle yemeğinden sonra dönüşe geçiyoruz. Diş, her türlü diş tedavisini yapabiliriz. Hocam ben şey olarak da anladım. Hani mesela Aydın Üniversitesi'ne gittim dediniz ya, hani bu fakültelerde nasıl çalışmalarınız oluyor? Fakültelerde daha çok bu yapılan engelli uygulamanı gösteri çalışmalarım oluyor. Yani belgeselimi sunuyorum. Soru cevap şeklinde oluyor. Aynı soruları genellikle benzer soruları soruyorlar ama fakültede başka bir şey yapamazsınız. Yani fakültelerde biz kliniğimizi kuramayız. Zaten orada klinikleri var. Fakültede bir klinik kurmaya gerek yok. Olmayan yerlerde biz kurmaya başlıyoruz. Evet. Yunuscan Kılıç demiş ki size en zor gelen an hangisiydi? En zor gelen an mı? Evet. Evet. Şimdi bizim 2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansı'na bir proje verdik. Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği ve İzmir Vali Engelliler Koordinatörlüğü, o zaman özel idare vardı, özel idareler var, bir proje verdik. 400 bin lira falan bir proje verdik. O proje kabul edildi. Biz de koordinatör dernek olarak. O projeden bir tane İzmir Turkuaz otobüs aldık, küçük otobüs aldık. İçine modern bir ünit koyduk. İşte ondan sonra bu otobüsle gitmeye başladık köylere, kentlere. Şoför şeyden de mazot ve sürücüler özel idareden de gitmeye başladık. Bagajlar dolu, malzememiz çok. Ama özel idareler kapandı ne yazık ki. Kapattı özel idareleri. Otobüsü bir yere vermek zorundaydık.
Nereye verelim dedik. Fakültede baktık, öğretmenlerimiz zıplıyorlar. Dekanlar işte yasak koyuyor, bilmem ne koyuyor. Dedi ki sağlık müdürlüğüne verelim. Sağlık müdürlüğüne o zaman müdür hanım vardı burada, Bediye Hanım. Ona anlaştık, dedi ki ben otobüsü alayım. Sağlık müdürlüğünün demirbaşı olsun. Aynı şartlarda sizinle çalışalım. Verdik oraya. Çalışmaya başladık. Bediye Hanım görevden ayrıldı. Milletvekili olmak şeyle üzere ayrıldı. Yerine gelen müdür hanım bize ilgi göstermedi. Otobüsümüzü bırakmadı. Bir gün sağlık müdürlüğünden şoförler telefon eder. Der ki hocam gelin otobüsünüz parçalanıyor. Ben gittiğinde bütün her tarafı sökülmüş. Aletlerimiz sağa sola atılmış. Otoklav vardı mesela. 6000 euroluk otoklavdır o. 18-20 dakikada bize steril malzeme veren. Otoklav çok önemli bir şey bizim için. Onun kırıldığını gördüm. Bizim için her şey bitmişti yani. Bütün aletlerimiz sağlık müdürlüğünün deposunda, çöplükte, yerlerdeydi her şey. Bu kırılma noktalarından bir tanesiydi bu bizim için. Sonradan işte kavga dövüş. Yeniden otobüsümüzü o hale getirdiler ama çok büyük zarar gördük. Bir tanesi buydu. Bir tanesi Novi Pazar'a gittik, Sırbistan'a gittik. Sırbistan'a giriş çıkış yaparken işte Yunanistan'ı geçiyorsunuz, Makedonya'ya geçiyorsunuz. Her ülke geçişlerinde bir mavi deklarasyon kağıdı var. Çünkü bütün malzemeler numaralanıyor. Adları, soyadları yazılıyor üstüne. Kaç gram olduğu yazılıyor. Bizim rehberimizin her gümrük geçişlerinde bir kağıdı bırakması lazım oraya. Deklarasyon bırakması lazım. Yani 10 paket şeyle çıkıyorum, dental malzemeyle çıkıyorum, şunlar var. Ondan sonra şuraya giriyorum, buraya çıkıyorum. Adam hiçbir evvel Sırbistan'a giriş yapıyor adam. Hiçbir Sırbistan'a girişe kadar ne çıkışta vermiş kağıdı, ne de girişlerde vermiş. Sırbistan'a gittik, çalıştık, döndük. Türkiye'ye gireceğiz. Şeyden, İpsala. Bizi almıyor Türkiye. Neden? Çıkışınız yok diyor. Ne yapacağız? Dediler ki bütün malzemenizi ara gümrüğe indireceksiniz. Yunanistan ve Türk gümrüğü arkasından var. Yağmur yağıyor, her şey yağıyor. Peki ne olacak? Oraya bir indirdin malzemeyi, nasıl alacağız malzemeyi geriye biz? İşte o zaman neydi o, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'ndan özel izin çıkacak ki, ooo tamam. Bitmiştik yani. Bıraktık geldik malzememiz. Sonra bizim rehber ve şoför ne yaptılar, hangi yolla ikna ettiler de oradaki şeyleri, beyefendileri, memurları bilmiyorum. Şeyimize karıştı. İki defa biz böyle büyük travma geçirdik yani. Her şeyimizi kaybetmiştik. Ama yeniden başladık yani. Bir şey yok ki. Başlayacağım. Başlamazsan bir yere gidemezsin. Evet. Tabii tökezleyeceksin. Tabii düşeceksin yere zaman zaman. Ama bu bir maraton bu. Nereye kadar koşarız bilmiyorum. Evet. Hocam inşallah uzun süre daha. Ya umarım hep beraber size çalışma şansımız olur. Yani şu anki bütün öğrenciler için. Ben diyorum. Hangi üniversite çağırırsa, hangi öğrenci grubu çağırırsa giderim. Giderim. Yani ne kadar koşabiliyor. Ama benden sonra da koşacak çocuklar var yani. İş bırakmazlar. Benim peki şiir kitabım olduğunu söylediler mi size hiç? Yok hocam, bilmiyordum. Benim iki tane şiir kitabım var. Biri 1965 baskı, 64 baskı. 65 baskı. Aa, siz portakalın birinde vitamindiniz tahmin ediyorum. Veya anneniz babanız da yoktu dünyada, bilmiyorum. Evet, annem babam. Evet, bir tek babam varmış 65'te. Şimdi o zaman bir şiir kitabım vardı. İlkokulda yazdığım şiirleri basmıştım İzmir Koleji'ndeyken. Ondan sonra 2005'te mi ne? 2005 mi bu? Kaç bu? Yüreğimdeki İz adlı bir şiir kitabı yayınlandı. 2000 kaçmış bu? 2005. Başka sorunuz var mı? Efendim hocam? Başka sorunuz var mı? Başka sorular var. İsterseniz sorayım. İsterseniz. Sorun. Tamam sor. Devam devam. Hadi. Tamam soruyorum hocam. Bakayım. Şimdi tekrar eden sorular var da onların arasından. Tamam seç bakalım. Seç. Hocam biri demiş ki, birkaç kişi sormuş bu soruyu. Engelli çocukların ebeveynleri ağız hijyenini biraz göz ardı edebiliyor. O konuda nasıl bilgi vermeliyiz demişler. Evet. Şimdi sadece engelli çocuğa ağız hijyeni eğitimi vermek yetmez tabii. Annesine veya babası varsa orada, babasına da annesine veya bakımından sorumlu kişiye de vermek lazım. Hı hı. Bizim oradaki gayretlerimizi gören, birebir eğitim verdiğimiz engelliler, kendileri, 10 çocuğa verirsek 8'i yapar. 10 çocuğun ailesinin en az 5 tanesi yapar. Sağlıklı çocuklara verdiğiniz 10 eğitimden 1 veya 2'si yapar. 8'i yapmaz.
Bunu değerini bilen yapar. Değerini gören yapar. Evet. Hocam birisi Şırnak'a gelmenize çok ihtiyacımız var demiş. Buradaki öğrencilerin size ihtiyacı var demiş. Yatılı Göğüt'ün bölge okulu varsa çağırsınlar gelelim. Bakın kimdi bu? Pardon, Şırnak değil, Şanlıurfa. Seri Oz diye biri bunu yazmış. Tamam. Eğer Yatılı Göğüt'ün bölge okulu varsa ortaokulu veya bölge okulu çağırsınlar. Milli Eğitim Müdürü'yle sağlık güzel anlaşsınlar, çağırsınlar gelelim. Tamam. Bakıyorum. Kocaeli'ye geldiğinizde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne kadar süre kalacaksınız demiş Helin Tura. İşte Kocaeli'de biz geçen 5-6 önce çalıştık Kocaeli'nde. 3 gün kaldık. 3 gün. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağırdı bizi. Belediye başkanı çok ilgili bir beyefendi. Eşi de öyle. Sağlık müdürü de muhteşem insanlardı. Çok rahat ettik orada. Hatta onlar bizim otobüsümüzün aynı bir benzerini, bütün seyyarlarımızın benzerini yapmaya çalışıyorlar proje dahilinde. Onlara yardım edeceğiz, eğitim vereceğiz. Ne isterse yapacağız Kocaeli Belediyesi. Hocam Filiz Uçar demiş ki, öncelikle böyle göz ardı edilen bir konu üzerine durduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Demiş ki, hangi illerle işbirliği içindesiniz? Bu illerin listesine ulaşabilir miyiz veya illerde ulaşabileceğimiz sorumlu hocalarımız var mı? İllerde Adana'da Cem Doğan var. Bir şey yapabilirsin de. Peki şeyde Trabzon'da Tamer var. Anadolu'da da başka. Aydın Üniversitesi'nde Aslı var. Başka nerede var? Isparta'da vardı. Isparta'da var. Dilcin. Dilcin Hanım var. Endonti Başkanı. İlcim var. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Çapa'da emekli oldu endontiden. Ne çözümüş? Allah Allah beni keser. Keser adını hatırlayamadım. Keser. Şimdi hatırlayamıyorum. Pardon çok özür dilerim. Var yani. Ulaşabilirler. Eskişehir'de ulaşabileceğimiz biri var mı demiş aynı kişi. Eskişehir'den mi arıyorlar? Evet galiba. Eskişehir'de Buğday Tanesi Derneği var. Eskişehir Buğday Tanesi Odunpazarı'nda büyük ihtimalle. Buğday Derneği başkanı olması lazım. Ondan görüşsün başkan hanımla. Çağırsınlar biz gelelim. Hocam bu arada Tarık İşmen yazmış. Odamız evet. Adına hocama çok teşekkür ediyorum demiş. Sağ olsun. Kendisini çok seviyorum. Selamlarımı söyleyeyim. Yine Merve Salmanlı demiş ki siz zaten bahsetmiştiniz kendi ortamında tedavi yöntemi en evet. Etkili olan ama ileride muayenemizde ya da çalıştığımız hastanede onlara bakmak için neler önerirsiniz? Ortama alıştırmak için birkaç seans boyunca mı randevu yapmak gerekli? Evet. Bir de bunu da sonra sorayım cevapladıktan sonra. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bizde bir kere çalışırsa o diş hekimi arkadaşım. Diş hekimi mi arkadaşımız yazan? Hocam muhtemelen herkes diş hekimliği öğrencisi şu an. Bizde ben bir kere çalışırsa, nasıl çalıştığımızı görürlerse, kendi muayenelerinde de veya buldukları kliniklerde aynı şeyi yapabilirler. Hiç önemli değil. Bir kere güven verdikten sonra çocuğa, istediği yerde tedavisini yapabilirsin. İlk temas çok önemli. Bir de sorunun cevabında demiş ki, genel anestezi endikasyonundan önce neler yapmalıyız? Genel, tamam çok güzel. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi ben bir çocuğa tedaviye çalıştım. Üniversitedeyim ben veya diş hastanesindeyim, ADSM'deyim. Eğer tedavi edemiyorsam değiştireceğim. Başka bir arkadaşın tedavi etmesini isteyeceğim. Belki başka birisine şansı olabilir. Veya bazı engelliler işte hanımefendilerden bazıları beyefendilerini isteyebilir. Değişme şansı vereceksiniz çocuğa. Evet. Ben anlaşamam. Belki siz anlaşabilirsiniz. Ve arkadaşınız ikna edebilir. Gene ikna olmuyorsa, yani 2-3 hekim denedikten sonra ikna olmuyorsa o zaman genel sizden başka şansınız yok demek. İlle engelli olması şart değil ki. 5 yaşında sağlıklı çocuklar da var direnen. Çığlık çığlığa, tekme tokat atan sağa sola. Bunlar da genel siz altında yapmak lazım. Yani çocukların üstüne gitmemek lazım. Özellikle otizmlerin üstüne gitmemek lazım. Otizmlerin üstüne asla gitmeyeceksiniz. Direniyorsa hemen tedaviyi bırakacaksınız. Tedavi teklifini bırakacaksınız.
Otizmli çocukların aldığı eğitim çok zor bir eğitim. Çok çabuk geri dönüşleri olur. Regre olur. Regresyona uğrar. Onun için özellikle otizmli çocukların üzerine diş hekimi olarak asla gidilmeyecek. Asla zor kullanılmayacak. Asla. Direnç varsa genelsiz arkadaş. Aldığı eğitim zarar görecek. Çok büyük zarar görecek. Evet. Hocam bu soruları soran Merve Salmanlı pedodonti asistanıymış. Bu konuda da yeterli olmayı, sizin tecrübelerinizden yararlanmayı çok istiyormuş. Öyle diyor. Web sitemiz olunca nerede, hangi şehirdeymiş, İstanbul'da? Bilmiyorum hocam onu. Tamam, katılsın. Veya konuşsun şeyle, dekanıyla, başhekimiyle. Engelli devletin, milletin bakanının kendi elli engelli eğitim merkezine davet etsin, gelelim. Davet etsin, gelelim. Hocam aslında burada katılmak isteyen herkes, İşte kendi okulunda hocalarını, dekanlarını ikna ettiği sürece siz varsınız, anladığım kadarıyla. Hiç önemli değil. Bu ay gelemeyiz, elde gelmezse Ekim'de geliriz, Kasım'da geliriz, Aralık'ta geliriz, Ocak'ta geliriz. Ne zaman isterse geliriz. Yeter ki çağırsınlar. Hocalarını veya sağlık müdürlerini ikna etsinler. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ymiş. Evet. İlk fırsatta sizi Tamer Hoca ile ağırlamak istiyoruz demiş. Tamam. Tamer'e söylesinler, çağırsınlar, gelelim. Tamam. Şimdi? Bakıyorum. Tamer Üniversitesi mi o? Perdonuz. Herhalde hocam. Yani bilmiyorum. Yine hocam bu Şanlıurfa'dan yazan arkadaş demiş. Arkadaş diyorum. Hocaymış sanırım. Tamam. Özür dilerim burada. Tamam, buyurun. Hayatında hiç diş hekimine gitmeyen engelli çocuklar var. Onlar için bir umut olur. Tamam. Varız biz. Sağlık müdürlüğü anlatsın. Devletin, Milliyetin Bakanlığı'nın kendi engelli eğitim merkeziyle anlatsın. Çağırsın bizi, Şanlıurfa'ya uçalım. Hadi. Tamam. Hocam iki soru kaldı. Bunları da soruyorum. Bakayım. Demiş ki Bengüsü Korkmaz. Engelli bireylerde ortodontik tedavi süreci daha uzun mu sürüyor? Bu aşamada hangi adımları izlemek daha doğru olur demiş. Yani ortodonti bütün dünyada kuruluşundan bu yana zenginlere ve asillere hizmet veren bir kurum. Yani ilk defa ortodontistler bir araya gelmişlerdir Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de. Ortodonti yani engelli sayısı ortodontik kliniklerine çok azdır. Ben Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ortodonti bölümünde bir tane engelli gördüm. Onu da ben gönderdim onlara. Engelli hocam, çocuk, zaten... ortodonti tedaviye ulaşmaları imkansız gibi bir şeydir. Evet. Evet. Ama yapılabilir. Yani sizin dediğiniz... Bağlı, ortodontinin gayretine ve güvenine bağlı. Kendini işte siz diyorsunuz ya sağlıklı sanan çocuklar bile ortodontiyi yani devam edemiyor, kabullenemiyor. Bakamazsın arkadaş, kaç seneye gün veriliyor ya bugün? Evet. Fakültenizde, bizim fakültede, diş hastanelerinde 3 sene, 5 sene, 10 sene kim bekler bunu? 4 sene veriyordu en son işte devlet hastaneleri mesela, hatırladım. Bindur Özdemir demiş ki ortaokul öğrencilerine engelli olma şartıyla mı geliyorsunuz yoksa normal okullarda da öğrencilere bakıyor musunuz? Hayır. Normal okullara yani normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın orta ve ilköğretim okullarına girmiyoruz. Çıkamayız. Hı-hı. Yani 500 tane çalışsak bitiremeyiz bunları. İzmir'i bitiremeyiz. Bornova'yı bitiremeyiz. Evet. Bizim tek şansımız engelli eğitim merkezleri. Sağlıklı çocukların olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına sokulmuyoruz. Ulaşılamayana ulaşmak demiştiniz zaten. Bak, ulaşamayana ulaş. Yalnız bırakma. Yalnız değilsiniz arkadaş. Onlar sisteme ulaşabilirler. Evet. Hocam sorular bitti. Bu kadardı sorularımız. Bana mesela soruyorlar neden çocuklarla ilgileniyorsunuz böyle? Benim iki tane kızım var. 88 doğumlu, 90 doğumlu. Onlar 12 sene sonra oldular. Ben onlardan önce başladım engelliler çalışmaya. Hı-hı. Onlar olduktan sonra da eşimle beraber bu işlere daha fazla sarıldık. Yani iki tane sağlıklı çocuğun
teşekkürü için, şükrü için tanıdık. Sonra da benim bir 2010-2005 baskılı kitabımda bir şiir var. Onunla kapatalım istersen. İstersen devam edelim. Benim için önemli değil. Hocam, son olarak bir soru daha geldi. Gel, soralım. Maddi desteği nasıl karşılıyorsunuz? Bağış veya yardım topluyor musunuz? Demiş. Şimdi biz nakit bağış toplamayız biz. Bize yardım etmek isteyene aynı bağış isteriz. Arkadaş sen kaç para vermek istiyorsun derneğimize? 1.000 lira mı? Git 10 paket eldiven getir. Bir paket kompozit getir. Veya bir seyahat kompresör al gel. Veya çok varlıklıysa bir sprinter getir. Mercedes sprinter al bize uzun. Yeni. Arabamız yeni 2010 model otobüse geziyoruz. Har 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 70-80 km hızla gidiyoruz. Perişan oluyor bütün stajyerler, bütün hekimler. Yani 70-80 ile gitmek kolay mı İstanbul'a kadar? İzmir'den arabamla ben 6-7 saatte gidiyorum. 11 saat sürüyor. Yüzüstü Türk almam har. 15'te var ya veriyoruz yani. Varlıkları varsa, varlıklar varsa mesela bir tane Mercedes Sprinter alabilirler. Bir tane güzel Amerikan ünlükleri var seyyar. Söyleyelim. 22.000 dolar. Alsın gelsin bir tane. Alsınlar. O parasından bahsetsin. Veya kompoziteti göndersin. Ne yaparsa yapsın. Ne kadar verebilecekse. Herkes elinden geldiği kadar yani. He? Gönlümden ne kadar koparsın. Nakit para bağış toplamanın bir sürü mahsurları var. Bu ülke yardımlaşmayı çok seven bir ülke. Dedim ya. Orta Asya, Selçuklu vakıflarını düşünün. Ama deprem yardımlarının, bilmem ne yardımlarının yerine ulaşmadığını her zaman görüyoruz. Tamam mı? Onun için bir insana 500 lira ver demektense 50 paket eldiven getir demek daha iyi. Öyle değil mi? Evet. Size de öyle değil mi? Abi 10 bin dolar mı vereceksin? Bir tane bizim yardım, bir tane şey yarın var, onu al gel bize arkadaş. Ver bize. Kullanmıyorsak al git. Bir şey yok ki. Onun için biz daha çok aynı bağışı seviyoruz. Ama çok isteyenler varsa web sitemizde banka numaramızda olacak. Verebilirler yani. Onlara da hayır demeyiz. Hocam şimdi bir soru daha varmış. Burada görünmüyor. Tekrar geldi. Kusura bakmayın. Hayır. Ne kadar sen? Sabaha kadar konuşalım. Hiç önemli değil. Söyleyin. Esma El Timur. Demiş ki, serebral palsili çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır? Bazen elleriyle, ayaklarıyla ani refleksler verebiliyorlar. Tabii. Bir de ek olarak diş temizliği bu bireylerde ne sıklıkla yapılmalı? Hangi aralıklarla kliniğe çağırmalıyız? Demiş. Ona sıklıkla yani sağlıklı çocuklarınızı nasıl çağırıyor? Onları çağıracaksınız. Şimdi söyledim ya, serebral palsili çocuğun en önemli dezavantajı hekimlerin ve diş hekimlerinin onlara zihinsel engelli muamelesi yapmalarıdır. Down'larda bir sorun vardır. Zihinsel engellerde bir sorun vardır. Siz anlatın ona. Sağlıklı çocuk varmış veya sağlıklı olduğunu zanneden çocuk varmış gibi karşınızda. Hepsini anlatın. Deyin ki bak başını sallıyorsun, ellerini sallıyorsun. Şimdi annem başını tutacak. Ben de istersen senin ellerine bir battaniye sarayım. Veya annenin paltosunu ellerine geçireyim. Tamam mı? Hı hı. Korkacak bir şeyin yok. Gözünü kırpıyorsan kırp gözünü birini kırptığı zaman ben hemen tedaviyi bırakırım. Sakin olman gerekir. Ben yardımcı olmaya çalışsam ben sana bunu yaparım. Yapacaklarını anlat çocuğa. Onların tabii haklı diş hekimi arkadaşımız veya stajyerimiz istemsiz hareketleri var. Bunların azaldığını görecek. Ama paldır küldür başlarsan hiçbir şey izah etmeyen çocuğa başlarsan arttığını görecek. Tutamazsın. Hareketleri kontrol altına alamazsın. İletişim. Evet. Normal zeka seviyesindeki gibi iletişim kuralları. Her şeyi anlatacaksınız. Zihinsel engel hastanızı. 30 cümle hastanızı anlatacaksınız. O arasından kapar. 10 cümle söylersin birini kapar. Tamam mı? Şimdi hocam son 3 soru. Daha fazla da soru almayalım isterseniz. Efendim, evet. Birincisi Zehra Çil web sitenizin adı nedir demiş. Evet. Zehra Çil web sitenizin adını sormuş hocam. Web sitemiz daha şu anda yok. Hazırlık aşamasındayız. Ya Engelsiz Dişler olacak veya Egeaz Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği olacak. Tamam hazırlanıyor. Tahmin ediyorum pazar günü falan bitirecekler büyük ihtimalle. Biri Dişçinin Korkusu belgeselini nereden izleyebiliriz? TRT'de. TRT belgesel miydi hocam? Efendim?
Bu sizin demin bahsettiğiniz belgesel. Evet, belgesel. 71 dakikalık belgesel orada. Orada her şey var. Bütün bu soruların cevapları. Daha yalın anlatımlar. Her yerden görüntüler. 71 dakika boyunca bence çok güzel bir belgesel. TRT belgesel kanalı var ya. Orada evet. Zaman zaman yayınlanacak. Ara sıra TRT belgeselin programına baksınlar. Dişçinin korkusu attığını seyretsinler. Her şey sorunun cevabı var. Bütün çalışmamız orada. Tamam. Orada 30-40 senelik emeğimizin şeyi var, görüntüleri var. Son olarak da Yunus, sizin de şiir okumanızın üstüne zaten. Yunuscan Kılıç, 3 Işık şiir kitabında hangi şiirin sizdeki yeri daha farklı demiş. Son sorumuz. Şiir kitabın var mıymış onda? Varmış demek ki hocam. Oo süper. Kimse o 3 Işık şiir Yunus kitabında. Kılıç. Şimdi onlar ilkokul şiirleri olduğu için. Mesela... Hocam bunları ilkokulda mı yazdınız? Tabii bu ilkokul 3 Işık adlı şiir kitabım benim. 64 ve 65 baskındır. İlkokul şiirlerim onlar. Çok güzel. Ne istersen... Bir dakika. Bir tane şey okuyayım. Sana ilkokul şiirlerinden bir tanesini okuyayım mı? Tabii hocam lütfen. Peki. Yazmışım. 65 yılında. Kızamık adı, kızamık, kızamık. Severdim Elif'i gizli ve içten. Sonra bir gün okula gelmedi birden. Aradan geçince birkaç kara gün, soru verdim mahalleye sezdirmeden. Geliverdi kara mı kara bir haber. Kızamıktan ölüvermiş dediler. O zaman çok enteresan. Neyse ben size daha güzel bir şey bırakayım çocuklarla ilgili. Bir tane mi okuyayım? Hocam ne kadar isterseniz, nasıl isterseniz. Önce size 98'de kadını okuyayım. Anadolu kadınını dinleyin benden. Tamam. Bence kadın hakkında Türkiye'de yazılmış en güzel şiirlerinden bir tanesidir. Övülmeyi sevmem ama birinin doğruyu söylemesi lazım. Tamam. Bak, kadın. Kadın, ezik, akıllı, çalışkan. Yalın, hem gülen hem ağlayan. Canın, can veren, bereketli doğurgan. Yakın, ette tırnakta candan bir parça gibi. Uzak, ulaşılmaz gönlünde tanrı şekilidir. Sevecen, sımsıcak, uçsuz çöllerde volkan, sabırlı, günleri daha fazla almış tanrıdan. Bir de çocuklara okuyayım. Tamam. İstersen bitirelim çocuklarla bitirelim. Yok hocam çocukları okuyalım. Tamam. Bunu da 12-10-2004'te yazmış. Çocuklar. Bir çocuk ağlarsa eğer, evrenin herhangi bir yerinde. Duyarım ben, koca kulaklarına her sefer. Gönüllere, vicdanlara, vurulmuşsa ağır semer. Kalmamışsa kalplerde bir güzel değer. Koşup ona yetişebilmek isterim. Terk edenin, eksiğinin, gediğinin yerine. Karnı açsa beslerim. İnanın, kibeleden çok memelerim. Susamışsa içsin, sonsuzdur nehirlerim. Ceplerim çikolata, oyuncak dolu. Nefesim şifa olsun isterim. Altında uçan bir halı, gereğinde kollarım, kanatlarım. Onlardır bana bu emanet dünyada can veren, tat veren hayatlarım. Hocam çok güzel. Ya elinize, ağzınıza, kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni arayıp bulduğunuz için. Ondan sonra TRB'nin bu diş hekimleri odasında siz öğrenci kulübüsünüz değil mi? Evet hocam, öğrenci koluyuz. Öğrenci kolu, öğrenci kulübü olarak çok teşekkür ediyorum sizlere. Selam söyleyeyim bütün TDB yöneticilerine, İstanbul yöneticilerine. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Ben çok mutluyum yani şu an sizle konuşma fırsatım olduğu için. İnşallah yüz yüze de tanışma fırsatımız olur. Aslı hocanın peşini bırakmayın. Ben Aslı hocayı... Hocayla çalışacağız. Ekim-Kasım ayında çalışacağız. Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar güzelim. İyi akşamlar. Tamam. Kapatıyorum.